Peki. Şimdi Gökhan'cığım bir şey dedim duymadığım kulağıma. Ha peki tamam. Biraz bu tarafa geçiyorum çünkü şimdi sevgili izleyiciler biliyorsunuz Popstar Alaturka sahnesinde biz müziğin her çalışanına, her emekçisine çok önem veriyoruz. Burada elimizden geldiğince onları misafir etmek istiyoruz ve bu akşam da iki darbuka virtüözü var. Biri bir duayen, diğeri de genç kuşağın en önemli isimlerinden bir tanesi. Hazırlıklar şimdi yapılıyor zannediyorum. Az sonra kendilerini sahneye davet edeceğim ve sizlerden onları büyük alkışlarla karşılamanızı istiyorum. Öncelikle ilk isim, hepiniz onu gördüğünüzde zaten bizi çok geçmişe götürecek. TRT ekranlarında onu görmeye başlamıştık. Çok sempatik, duayen bir isim geliyor. Güngör hoş ses geliyor alkışlarınızda. Ve genç kuşağın önemli isimlerinden Hamdi Akatay ile beraber. Evet, geliyorlar. Alkışlar devam etsin lütfen. Güngör Hoşses ve Hamdi Akatay. Şu enerjiye bir bakar mısınız? Efendim. Hepinize A'dan Z'ye teşekkürler. Güngör Bey, kaç yaşında oldunuz şimdi?
70. Peki bu enerji nereden geliyor? Bu enerjim... ...bu güzel izleyicimizden geliyor. Şimdi... ...ben daha doyamadım. Siz ne durumdasınız? Şimdi daha doyamadık. Bir ziyafet daha bence. Bu sefer Selçuk Tekay ve orkestrası ile beraber alalım mı şöyle bir müzik ziyafeti? Buyurun. Şimdi Güngör Hoşses tabii ki bütün dev sanatçılara eşlik etmiş bir sanatçı. Bülent Hanım'da da çok uzun zaman çalıştılar zannediyorum. Çok. Çok, değil mi? Muhakkak anılar var, ilginç anılar da vardır. Hanımefendi lütfen söyleyin demin söyledim. Gel, Çağlayan gel yanıma, gel. Efendim, çok eski seneler tabii. Çok önemli bir yeri vardı sazende üstadlarımın arasında. Behiye Hanım İzmir'deydi. Zeki Bey Ankara'da, ben de İstanbul'da başlıyoruz. Duydum ki Zeki Bey'e gidiyor. Zeki Bey istemiş. Fahri Bey'den. Tabii bunu duyar duymaz. Ama provada duydum. Ne yazık ki. Geldim. Hemen baktım. Ercüment. Allah rahmet eylesin. Efendim. Özer Altın. Paraşko. İsmail Şençalar. Kadri Şençalar. Hepsi milli takım. Efendim. Onun yerinde yok. Nerede dedim. Enkmek falan filan.
Siz dedim Beyati Peşrevi şey yapın bir ben geliyorum dedim. Hemen içeriye gittim Fahri Bey'e. Dedim nerede? Kardeşim dedi böyle Allah rahmet eylesin böyle yapardı. Kardeşim dedi Zeki Bey dedi şey yaptı dedi. E nasıl Zeki Bey ben ne olacağım dedim. Ya dedi sen dedi o hepsi var bak görmüyor musun dedi. Falan filan. Kat'i suretti. O gelecek dedi. İmkansız Fahri Bey için. Çıkmam. Neyse uzatmayalım lafı. Bu sefer Ankara'dan kaçırıldı, getirildi. Ama öteki çok asil adamdı. Benim gibi değildi. Ben biraz şilozumdur. Neyse efendim geldi. Birinci gece. Provada yoktu ama birinci gece sahne açıldı ve yerindeydi. Ben de çok rahatlamıştım. Çünkü onun yeri hiçbir zaman doldurulamayacak çok büyük bir ustadır. Hakikaten öyle. Güngör Hosses efendim. Canım benim. Canım öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize A'dan Z'ye dünyanın bir güzel, bin güzel insanları. Evet, bizi geçmiş yıllara götürdü büyük sanatçı Güngör Hoşses. Maşallah bu, inşallah bu enerji uzun yıllar devam eder. Tabii Hamdi Akata'ya da lütfen büyük bir alkış. Kendisiyle ilerleyen saatlerde yeniden beraber olacağız. Genç kuşağın virtüözlerinden darbuka konusunda. Sevgili izleyiciler, Gökhan'cığım hemen sana bakıyorum. Sen neler diyeceksin bakalım, kulağımı? Yapma yahu. Peki. Hamdi Bey, sizi göndermeyelim o zaman. Sizi göndermeyelim. Bana yukarıdan bir haber geldi. Yukarıdan bir haber geldi bana. Birazcık daha devam edelim o zaman. Şöyle kısa bir şey, ilerleyen saatlerde yeniden beraber olacağız.
Hamdi Akatay, büyük alkışlarınızla. Yine beraber olacağız programın ilerleyen saatlerinde. Ayrıca Akatay'ların bir ritim okulu da var bildiğim kadarıyla. Onunla ilgili bilgi de altyazı olarak geçecek az sonra. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.